Cami bizi bir araya getirir, buluşturur. Hayata dair güzel nasihatler verir, uyarılarda bulunur. İnsanları birleştirir. Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır camilerimiz. Bu birleşmenin ve buluşmanın odağıdır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı da camilerde hararetlenerek, yollara çıkarak, yollara dökülerek kazandık. Yani buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. İçine hiçbir duygu giremez. Başka hiçbir duygu giremez. Siyaset, hele hele siyaset şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin. Allah korusun. Buranın sahibi yoktur. Sahibi Yüce Allah'tır. Burada Allah'la baş başa kalırız. Kul Allah'la baş başa kalır. Her zaman baş başadır ama burası onun daha manevi bir tesis noktasıdır. O bakımdan buranın birleşme ve buluşma ruhuna herkesin uyum içerisinde saygı duyarak, saygı göstererek hareket etmesi lazım. Sordum, Sayın Müftümüz nerede? Tebrik edeyim, başarılar dileyin. Gelememiş. Bu benim ilk yaşadığım şey değil. Yani cami yaparken nasıl engellendiğimiz, bakın cami yaparken nasıl engellendiğimiz, taziye evi yaparken nasıl engellendiğimiz, ya müftülük yaparken, müftüye müftülük yaparken nasıl engellendiğimizi Yüce Allah biliyor, ben biliyorum, kullar da biliyor. Bak bu 7 senedir yaşadıklarımı, yeni değil. Ya ben Allah akıl versin diye dua ediyorum onlar için. Dediğim tek şey de budur. Başka hiçbir şey demem. Allah'ım onlara gani gani akıl versin. Rahmet yağdırsın onlara. Vallahi amin deyin. Amin deyin yani. İhtiyaçları var. Benim inancımı temsil eden herkesin hiç kimsenin siyasetle zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü onun önünde önümü iliklerim. Duamı ederim. Onun nezdinde duamı ederim. Ona duyduğum saygıyı tarif edemem. Ben o ocaklarda yetiştim. Bir imama, bir müftüye saygıyı benim ailem, rahmetli dedemle, benim rahmetli dedem Trabzon'da pazar kapıda kadim bir caminin yıllarca dernek başkanlığını yapmış adamdır ha. Ben bilirim yani. Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, camiyi bilirim, Kur'an kursunu bilirim. Bu ruhun tersine aykırı hareket edenlere tekrar ifade ediyorum. Diyeceğim tek şey, bak kınama yok. Allah'ım onlara akıl ver. Neticede güzel bir eser ortaya çıkmıştır. Bizi elbette bu tarafı da ilgilendiriyor. Başkanımıza söyledim, eksik kalan müftülük binasını bitireceğiz dedim. Büyükşehir olarak yapıyoruz. Bitireceğiz. Kullanıp kullanmamak onlara aittir. Kullanmazlarsa biz orayı güzel inancımız için en uygun şekilde kullanmaya hazırız. Bu ve buna benzer birçok ibadethanemize katkı sunmuşuzdur. Sunmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her noktasında tevazuyu gösteren, insanı içine çeken, sıcaklığını hissettiren ve insanları buluşturan güzel camilerimizin, Yüce Allah'ın kul ile baş başa kalma yeri olan bu güzel camilerimizin varlıklarının devamını diliyorum. Elbette ki aynı zamanda bizim özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın da simgesidir camilerimiz ve oradan duyduğumuz ezan sesleri. Bizi doğru yoldan Allah'ım ayırmasın. Bizi yanlışa iten hangi anlayış varsa da onlardan Allah bizi esirgesin. Hayırlı uğurlu olsun. Cevahir ailesine teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkısı olan bütün dostlarımıza, bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da buranın aynı kararlılıkla, aynı duygularla korunmasını, geliştirilmesini istiyoruz. Belediye başkanımız yakın çevresini, çok yakınındaki bina ile ilgili düzenleme ile alakalı fikirlerimi biliyor. Onları da hızlıca düzenleyeceğinden eminim. Daha güzel, daha böyle ortada. Hemen arkasında bir bilim sanat merkezi olacak Allah'ın izniyle. Aziz Sancar'ın ismini taşıyan profesörümüzün, yani maneviyatını, bilimin, aklın, güzelliğin, yaşam vadisinin, yeşilliğin, doğanın, yaşamın iç içe olduğu güzel bir merkez
oluşuyor. Herkesin emeğine sağlık. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.